سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Muhterem Müslümanlar, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin buyurmaktadır. Aziz müminler, bizler tarih boyunca din-i mübini İslam'a gönülden bağlı bir millet olduk. İlahi kelimetullah, yani Allah'ın ismini yüceltme aşkıyla yanıp tutuştuk. Hak ve hakikati, barış ve huzuru, adalet ve iyiliği yeryüzüne hakim kılma gayesinden ayrılmadık. Sonsuz hamdü sena olsun ki Cenab-ı Hakk'ın yardımı, zalimin hasmı, mazlumun umudu olan aziz milletimizin daima yanında oldu. Mümin gönüller, meta Resulullah, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye duaya durduğunda, اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يمٌ biliniz ki Allah'ın yardımı yakındır nidasıyla Rabbimiz inananların her daim yardımcısı oldu. Kıymetli Müslümanlar, İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan Anadolu'yu yurdumuz kılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi Allah-u Teala'nın aziz milletimizi nusret ve inayetinden mahrum etmediğinin şahididir. En güçlü donanmalarla vatanımızı işgal etmek isteyenleri mağlup ettiğimiz Çanakkale Zaferi buna şahittir. Bütün yolluk ve imkansızlıklara rağmen hayasızca akınlara dur dediğimiz milli mücadele ruhu buna şahittir. Vatan aşkıyla dolu imanlı yüreklerin Anadolu'muzdan düşmanları kovduğu 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi yine buna şahittir. Aziz Müslümanlar, vatanımızı bölmek, milletimizi esaret altına almak isteyenler dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan vatan sevgisiyle dop dolu, gözünü kırpmadan şehadete koşacak nesiller yetiştirmek en büyük idealimizdir. İstiklal Marşı şairimizin bir asır önce dile getirdiği şu mısralar, millet olarak bu ruhu hep taşımamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varını alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Kıymetli Müslümanlar, bugün bize düşen, aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmaktır. Her zamankinden daha fazla el ele, omuz omuza, gönül gönüle vermektir. Kardeşlik ahlakını kuşanmak, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmaktır. Bu toprakları asırlardır Müslüman yurdu kılan fetih ruhunu
diri tutmaktır. Şam'ın ecdadımızın uğruna şehadete yürüdüğü mukaddes değerlere sahip çıkmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmektir. Bu vesileyle Allah'ın adını yüceltme uğruna canından geçen ve bu cennet vatanımızlara emanet bırakan aziz şehitlerimizi, ebedi âlemi göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ela inne ahsana al-kelam ve ablagha al-nizam kelamullahi al-melikul azizul alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fi al-kelam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي وَلَكُمْ تَوْفِيقٌ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Fuhşikatı, kötülüğü, aşırılığı yasaklar. Tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allahu Ekber.